Ben hemen bir YouTube girişi yapayım efendim. 3, 2, 1. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Subnautica'ya olan ilgiden dolayı ben de ikinci bölümünü çekmeye karar verdim. Yine yayından çekip YouTube'a aktaracağım. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Şu anda yayındayız. Yayınlarıma da yine her zaman söylediğim gibi bekliyorum. Her akşam saat 6'da Twitch'te canlı yayındayım. İlginç ilginç oyunlar oynuyoruz, PUBG oynuyoruz vesaire. Gayet güzel bir ortam var. Buyurun siz de gelin. Şimdi Subnautica'da arkadaşlar ben biraz araştırma yaptım. Ve bazı materyallerin nerelerden çıkabileceğini rehber eşliğinde falan böyle internetten araştırdım ve öğrendim. Bayağı bir işime yaradı. Şimdi yapmam gereken şey şu abi. Şunu yapacağız. Nerede? Şunu yapacağım abi. C-Mode yapacağım. Şimdi bütün bileşenlerim hazır. Bütün her şeyim var. Fakat C-Mode'u yapabilmek için taşınabilir araç üretici yapmam gerekiyor. Şimdi bunu da bulabilmem için elimde tarayıcı ile beraber su altını bol bol gezip nesneleri tarayarak bunları unlock yapmam, açmam gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Şu an bunu yapamıyorum. Derken Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne oluyor oğlum? Bu ne? Bu ne bu? Bu. Ben gidiyorum ya. Oğlum bu neydi? Canıma bakar mısınız? Yapabilecek miydi? Can yok mu can? Burada yok. Ben hemen bir gideyim can basayım. Bu böyle olmayacak. Oyun ilerlediğiniz müddetçe, yani siz ne kadar ilerlerseniz o kadar zorlaşmaya başlıyor. Yani deniz altındaki yaratıklar biraz daha gün yüzüne çıkmaya ve denizin altında daha fazla olmaya başlıyor. Mesela benim kapsülümün artık yanında şu bir tane manyak bir balık var. O gezip gezip duruyor. Bunlar avlanabiliyor mu bilmiyorum. Şu patlama gerçekleşti. Çok heybetli bir patlama oldu. Onu size göstermeyi çok isterdim ama maalesef gösteremiyorum çünkü patlama gerçekleşti. O yüzden. İkinci bölümle karşınızdayız. Yetiştiniz, yetiştiniz. Tuna Reis, hoş geldiniz arkadaşlar. Twitch'te de yeni gelen arkadaşlar var. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi öncelikle şuraya gidelim ve canımızı bir toparlayalım. Sonrasında giderken de gerçi şuralara bakabiliriz. Şimdi arkadaşlar oyun tamamıyla keşif oyunu. Bol bol keşif yapacağız. Bu elimizdeki tarayıcı, bütün bu arada bileşen yani şeyleri, eşyaları sizin bulmanız gerekiyor. Onu da söyleyelim. Şunları da alalım. Bazı balıklar yiyecek olarak kullanılıyorken bazı da bakın şunlar içecek mesela. O balık içeceğe dönüşüyor ilginç bir şekilde. O yüzden bol bol onlardan toplayıp içecek haline getiriyorum. 60 metre kaldı. Şu gel bakayım sen de. Görsellik, ya görsel açıdan gerçekten çok hoş, çok güzel bir oyun ya bu oyun. Selam kaptan. Aleyküm selam chat. Şuradan içeri bir girelim şimdi. Şu canı bir alalım. Ve şunu bir kullanalım abi. Yetmeyecek tabii ki. Şunu da bir içelim. Yetmeyecek. Şuradan hemen ben kendim can yapayım. Bir dakika nereden yapıyorduk abi? Bir saniye. Şuradan kaynaklardan lif örgüyle birlikte can yapılabiliyordu ama. Aletlerden mi? O yapılabiliyordu. Ha şu lif örgü. Tamam. Burada ben depoya biraz atmıştım. Öyle hatırlıyorum. Aynen. Şu lif örgüleri bir alalım. Ve hemen işleyelim. Mesela lif örgü nasıl yapılıyor falan. Bunların hepsini girip araştırdım abi iyice. Ve zır cahil çıkmayayım dedim hani yayına ve YouTube'un karşısına. Bundan sonraki kısmı keyifli geçsin diye böyle bir şey yaptım. Şimdi abi şunun ikinci canı da bir basalım. Tamam. Canın bir tanesini kendi üstünde tutarken diğerini de depoma koyacağım. Çünkü ne kadar az yer tutarsa o kadar iyi. Buradan atabileceğim bir şeyler var mı? Gümüş cevheri çok önemli. Kurşun aynı şekilde önemli. Bakın burada zaten en önemli materyalleri toplamışım. Şunların her birini bulmak için bayağı bir 500 metre falan açılmam gerekti. Şimdi hemen bir yiyecek yapalım. Şunları pişirelim. Buradaki alette bütün bulduğumuz, topladığımız şeyleri çeviriyoruz abi. Chat'te bağış yaptım ama gelmedi diyen arkadaşlarımız var. Şu an bağış şu an atmayın. Çünkü YouTube için atıyoruz biliyorsunuz bu videoyu. O yüzden şimdilik bağış atmayın arkadaşlar. Bağışlarınızı falan kaçırabilirim çünkü.
Şu su için topladığımız balıkları hemen suya çevirelim. Tamam. Elektronikte bakır tel var. Bakır cevher harcıyormuş. İyi ver hadi. Ver hadi şundan bir tane de dursun. Şunu üstümüze şimdi boşaltalım. Gereksiz hiçbir şey tutmayacağız üzerimizde. Bak pişmiş kese balığı, bunu hemen yiyoruz abi. İçecekleri yanımda tutacağım. Çünkü susuzluk oranı gerçekten çok hızlı artıyor. O yüzden bayat pişmiş diyor. Bunu da yiyelim şimdilik. Peki. Şu yanımda dursun. Bu durur. Tamam. Şu an keşif yapacak. Bunları bakır cevheri. Bakır cevherini atarım. Şunu şuraya koyalım. Bakır cevheri çok fazla çıkıyor çünkü. Aha bakın gördüğünüz gibi şu yaratık mesela bundan önce bunlar yoklardı. Yani kolay kolay bu civarın etrafında yoktu. Şimdi yapmamız gereken araştırmaya çıkmak yine. Tabii şu lavuk bize müsaade etmeyecek. O yüzden sağlı sağlı gidelim. Gidemiyorum. Gidiyorum. Niye canım gitti ya benim? Okey. Şimdi şöyle bir araştırmaya çıkalım abi. Şu ya zararsız bir balık. Ya o çok böyle şey yok. Yani bazen gaz falan bırakıyor ve sizi zehirleyebiliyor ama onu atlatmak bir hayli kolay. Bakın bu yosunların olduğu yerde tehlikeli balıklar oluyor genelde. O yüzden yosunların üstünden hiç bulaşmadan gideceğim. Benim öncelikle hedefim şu binanın, şu geminin, patlamış olan geminin etrafında aşağıda bir enkaz olacaktı. En son oynadığımda öyle hatırlıyorum. Enkazın oraya gidip bir şey almıştık. Yani bir şeyler açmıştık ve o sayede yüzen motor yapıyorduk mesela. Elimizde daha hızlı yüzebileceğimiz bir motor vardı. Selamun aleyküm kaptan. Aleyküm selam. Tabletteki kitapta neyin ne olduğu yazıyor diyor. Ya burada yazıyor. Bak burada bir şeyler filan. Yani siz açtıkça yazıyor. Kalipso. Aa bir dakika. Ya tabii şimdi Kalipso filan açıldı bunlar ama benim bunları yapabilmem için bak mesela bunun iki tane daha parçasını bulmam lazım vesaire. Öncelikle hedefim şunu zaten bulmuşum bütün parçalarını. Taşınabilir araç üretici bulmam gerekiyor şimdi ki bu büyük kapsülü yapabileyim. Abi dinliyor. Abi su motorunu tarayıp su motorunu yap. Denize çok hızlı yüzüyoruz. Heh bak ben onu bulamamıştım. Su motoru mu? Bir dakika nerede su motoru? Su altı motoru. Şundan bahsediyorsun değil mi? Bunu nereden tarayabilirim ben? Su altı motoru al. Alacağım su altı motoru. Ama bunu almak için bak su altı motoru içeriği bilinmiyor diyor. Bunu bir yerden... Lan yine geldi bu ya. Hop patladık. Aa fazla gitmedi ama canım. Chat'i de biraz okuyayım. Şunu bir elimize alalım. Yerdeki metal kutularda değil mi? Tamam okey. O kutuları bulursak alacağım zaten. Şimdi bunları kırıyoruz abi. Titanyum, mitanyum. Benim artık ihtiyacım yok bu titanyum olayına. Bakır cevherine de gerek yok. Gümüş cevheri bulamayan arkadaşlar için söyleyeyim. Bu kırdığım şeylerin aynısının bir de kum gibi olanı var. Kum renginde böyle. Kumu kırıyorsunuz abi. Onun içinden çıkıyor. Gümüş cevheri. O biraz daha özel bir materyal. Gümüş cevheri bulmak daha zor. Onları bulabilmeye, yani bulmanın yolu da biraz mesafeyi arttırmanız lazım. Açılacaksınız yani kapsülün yanından. Yalnız az önce manyak bir şey geçti yanımdan. Bu arada oyunu bir kaydedelim. Küçük kutuların içinde parçaları... Evet, işte ya küçük kutuların içerisine girmem lazım ama az önce manyak bir şey geldi. O karanlıkta tam algılayamadık ama bayağı büyük uçan muçan bir şey geldi yani. Kargo yazan kutularda. Evet, hatırladım. Şimdi o kutuları bulmamız lazım. Aa bak bir tane buldum. Doğru oraya gidelim şimdi. Bu kutuyu tarayacağız. Hop. Su altı motoru parçası. Güzel. Tamam bir tane bulduk. Bir tane daha bulursak arkadaşlar hemen gemimize döneceğiz ve artık mesafeyi daha hızlı kat edeceğiz. Mesafe kat etmek. Evet. Hemen dolduralım devam. Bu arada gördüğünüz gibi oksijenim de 135 saniyeye çıkarttım. Yani o önemli. Bayağı bir su altında vakit geçireceğimiz için. Öncelikle hedefim oyuna başladığımda. İkinci kutuyu da buldum. Öncelikle hedefimiz oksijenimizin süresini arttırmak. Ondan sonrası geliyor rahat rahat. Yani ben öyle daha rahat oynadım. Şimdi burada bir yığın şey var abi. Güzel. Bak burayı bulmamız iyi oldu. Evet artık su altı motorunu da yapabileceğiz. Daha hızlı gideceğiz. Güzel oldu bu.
Ama buraya gelmişken çekim tuzağı parçası. Bunların hepsini tarayacağız şimdi. Burada ne var? Var mı bir şey daha doğrusu? Yok. Okey. Ne olmuş oğlum burada? Satış makinesi. Büyük gemiye git, orada var. Tamam kardeşim. Büyük gemiye gideceğim ama büyük gemiye gitmeden önce saldırıya falan uğrayabiliyorum. Saldırıya uğramamak için şu aleti yapmam lazım. O çünkü hızlı kaçıyor. Onun sayesinde hızlı hareket edeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi oksijenim bayağı iyi olduğu için uzun süre vakit geçirebiliyorum suyun altında. Tamam. Şimdi dönelim. 440 metre açıldık. Yani bu şeyleri, özel materyalleri ancak bu kadar açılarak buluyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben şimdi buraya gittiğim zaman hemen motoru yapacağım ve geri buraya döneceğim. Bak bak bak. Aman. Bir dakika. Bunu da tarıyordu herhalde. Suyusunu. Tarayalım hadi. Gerek yok ama buna. Şöyle gidelim. Gemiye yaklaşılmıyor abi. Yaklaşılıyor. Radyasyon için oyunun belli bir zamanında şey giyiyorsunuz. Bakın şöyle bir suit veriyor size. Bu suit'i giriyorsunuz. Ben kendim başlıkla yapmıştım ama suit daha iyi. Şimdi yeni bir şey açılmış. Ne açılmış? Satış makinesi açılmış. Bunların hepsini üst kurduktan sonra oluşturacağım abi. Bunu bu arada sevdiğiniz için seri yapmaya karar verdim. Bu oyunu seri yapacağım. Bilginiz olsun. Yayınlarımda oynuyorum. Yayınlarımda izlemek istiyorsanız canlı canlı, buyurun gelin her akşam saat 6'da. Onun dışında her gün YouTube'a her gün diyorum pardon. Çektikçe YouTube'a da aktaracağım. Bilginiz olsun. 5 kilometreye kadar mı açılabiliyorum? Okey. O da ilginç bir bilgi. Şuradan hemen inelim bakalım aşağıya ve su altı motorunu yapalım. Su altı motoru için gereken bileşenler neymiş? Pil, yağlayıcı, bakır, tel, titanyum. Hepsi var abi. Bu hatta gelişmiş pil. Birazdan ben başka pil. Bakır, tel. Şuraya yapmıştım. Yağlayıcı. Bir dakika, başka neydi? Unuttum pardon. Bakır, tel, yağlayıcı, pil, titanyum. Tamam. Titanyum neredesin? Titanyumları da attım ben, biliyor musunuz? Hani işe yaramıyor falan diye. Bak şimdi burada hatta çıkartırım muhtemelen. Bak titanyum atmışım, ihtiyacım yok diye. Tamam, şimdi ne gerekiyor? Bir de pil yapacağız. Pil yapmak için ihtiyacımız olan şey mor şey vardı, çiçek gibi bir şey. Bu böcek toplayacağız şimdi. Diğerini unuttum, hemen ona da bir bakayım. Bakır cevheri. Gel abi. Nerede? Şurada bir yerde bakır cevheri var. Gel. Aha şu mor mantarlar, düzelteyim. Bir tane al. Bir tane daha al. Tamam. Pil hazır. Hatta bir tane daha pil yapayım ben. Şu ikisini de alayım. Bakır cevherimiz şurada bir yerde vardır. Bakın bunlar hep benim attığım şeyler abi. Titanyum, kuvars, yaratık yumurtası, bakır cevheri, gel. Tamamdır. İki tane pil yapacağım. Ben manyak manyak yerler buldum arkadaşlar bu arada. Hakikaten çok manyak uçuk yerler buldum yani. Pil. Bir tane daha yapalım. Tamam. Şimdi su altı motorunu yapalım. Bu aletin de bir gücü var. Bakın 70'ten 60'a düştü şu anda benim yaptıklarım. Şimdi inventöre gelelim. Şu kaskı ben içeriye koyayım ya. Bu kask boşu boşuna şu an bende yer tutuyor. Depoya yerleştireceğiz onu. Ama neye atabilirim? Burada da atılacak bir şey yok ama. Şunu şöyle şuraya alırsam. Gel bana gel hadi. Seni şöyle atalım. Tamam. Okey. Bak içeceğimiz yine. Şöyle çok susuyor ya. Karakter çok fazla susuyor yani. Şimdi şunu hemen yerleştirelim. Kaça yerleştirelim? Neyi kullanmıyorum ben burada? Daha çok şunu kullanmıyorum abi. O yüzden buraya koy bakalım şunu. Şimdi keşif zamanı. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Suyun üstündeyken pervane çalışmıyor. Birazcık suyun içine girmeniz lazım. O zaman pervane devreye giriyor. Bilginiz olsun. Sağ tuşa basınca bunun da yine aynı şekilde şey var. Feneri var. Bunu böyle kullanarak
Artık yaratıklardan da daha hızlı kaçacağız. Bu arada şu mor balıklar gerçekten önemli. Yani susuzluğumuzu bunlar gideriyor. O yüzden mümkün olduğunca alıyorum. Bayat bir şey yersem susarım. Evet biliyorum, farkındayım. Hızlı hızlı geçelim abi şuradan. Bakın buralarda zaten renkler iyice iğrençleşiyor falan. Şimdi. Aha kargo geldi burada. Bak kargo falan var. Ha burası benim az önce geldiğim yer zaten ya. Değil mi? 3. Bu neymiş? Vallahi aldım bunu. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Şu içeride var mı? Ben şunu sadece çözemedim. Şunu nereden bulacağım yani? Nerede, bir dakika. Aha. Bunu nereden bulacağım bilmiyorum. Taşınabilir. Bilmem ne. Hadi biraz yukarı çıkalım. Doldurduk. Devam edelim. Bu arada oyunu şurada bir kaydedeceğim. Başıma bir şey gelirse en azından buradan devam ederim. Denizden diyen var. Tabii ki denizden de. İyice her yeri gezelim bakalım. Burada metal yığını bu. Buna geçip gerek yok. Hemen şurada yine canlanalım. Hoppa. Bak burada bayağı renk paleti falan değişiyor abi. Burası sıkıntılı ya. Burada bir yaratık var. Ağzıma tükürdü az önce. Bak bunlar hep burada metal. Sinyal mesajı gelmiş abi, ona bak diyor. Ona nasıl bakılıyor? Şu mu? Güvenliğiniz için uzun yolculukta yeterli her zaman unutmayın. Okey. En yakın 5 kilometre. Ne diyor? En yakın yaşam kozası ya da yaşam alanına en fazla 5 kilometre mesafede olun diyor. Biz tamam, bizim daha bayağı var ya. Evet geldik abi. Şu ışıkları yakalım. Ananı avradını. Bak bak şu işte. Manyak bir yaratık ha. Tamam, oraya çok yaklaşmayacağız abi. O yaratığa. Buralarda bir yerlerde bizim bulabiliyorum. Aha bak bulduk. Yani bir şey buldum. Bilmem ne motor parçası. Bulduğumuz şeyleri taraya taraya çıkacağız buradan hızlı hızlı. Oğlum çok güzel oyun be. Çok da korkunç oyun ha. Buradan bir yerden bir çıkıyorlar anasını satayım. Korkudan ödüm bokuma karışıyor. Bu ne abi? Yeraltı yumurtası, geç. Abi eve git diyenler var. Buraları iyice bir araştıralım da ondan sonra eve gideceğiz. Şurada yine bir kutu var. Bakalım. Önü açık olan var mı? Yok, burada var mı? Bunun da önü açık değil. Evet yeni bir yer daha geldik bak. Var mı burada taranacak bir şey? Yok. Bakın işte şunlar arkadaşlar bak. Ne oluyor lan? Allah Allah. Bak altın buldum buradan yine. Aldım çıkıyorum. Tehlikeli olan yerlerde ona göre tabii şey var. Ben bu arada çıkayım da bir nefes alayım. Telsize bak. Telsiz yapmadım ya. Telsiz yapmam gerekecek, evet. Bir telsiz alsam iyi olacak. Telsize oluşturmadım ben daha. Telsize bakabilmem için benim üste geri dönmem gerekiyor. Dur şu canı fullleyeyim de şey, oksijeni fullleyelim. Let's go. Oğlum bu ne la? Şunu çok merak ettim ha şunu. Şurada oyunu kaydedip bir üstüne bir gidelim bakalım ne olacak ha. İnanılmaz. Hadi bakalım üzerine bir gidelim şunu. Selamünaleyküm. Oğlum yaşayan bir şey bu. Kıvrılan ot. Bu ne? Midyeyi kır. Bakır cevheri çıktı. Bu ne lan?
Yeni yeni şeyleri kır bakayım. Yine bakır cevheri. İstemiyorum bakır cevherini. Bu ne abi? Bu zararsız bir şey ya. İyi. Tar abi. Taradım onu ben. Ama bu kadar tarıyor işte. İyi, bu dayıoğlu zararsız. Şu gücü şeyi de kapatalım, ışığı kapatalım. Aha, bir şey daha çıktı. Güzel, bunu da bir tarayalım. Tarama odası parçası. He. Bu tarama odası parçası. Pekala. Ver hocam bana motorumu. ...95 saniyemiz daha var. Sıkıntımız yok. Bol bol suyun altında vakit geçirebilirim. Aa, mor bir yer var. Oo, şu renklere bakın. Kesin burada bir şey var ha. Çek hemen tarayıcıyı. Yok. Buraya girmemiz lazım chat. Şu yukarı çıkalım. Buradan direkt aşağı dalalım. Tamamen taranıyor can. Ben daha önce herhalde taramışım onu maydanoz. Bak şu an çünkü çıkmadı. İlk defa gördüğüm gibi düşündüm ama çıkmadığına göre herhalde taradım ben bunu daha önce. Şurada mor bir yer var abi. Şuraya bir süzülelim bakalım ne olacak, başımıza ne gelecek. 100 metrenin altında oksijen verimliliği düşecektir diyor bak. Bir girelim ya, merak ettim. Nasıl olsa kayıtlı oyun. 110 106. Oğlum bura ne la? 200 metre oldu. Saldırır değil mi? Ben anladım abi ne yapacağımı. Ben anladım. Öldürmeyelim karakteri şimdi. Boru hatları döşüyorsunuz. O döşediğiniz boru hatlarıyla nefes alabiliyorsunuz. Öyle bir şey yapacağım. Hızlı canım şeyim gidiyor. Oksijenim gidiyor. Hemen yüz üstüne çıkalım. Gemiye gir abi. Ama bu gemiye giremezdim ya arkadaşlar. Evet. Bu bölümü burada noktalayacağım. YouTube için. Canlı yayında biz buna devam edeceğiz. Su altı motorumuzu yaptık. Şimdiki görevim kendimce C-Mod yapmak. C-Mod yaptıktan sonra suyun altında daha rahat gezineceğim. Bütün parçalarım var, bileşenlerim var. Sadece taşınabilir araç üreticiyi bulmam gerekecek. Biz şimdi yayında devam edeceğiz. Bu şekilde eğer hoşunuza gittiyse yayınlarıma gelmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.